Merhaba arkadaşlar, Oyaloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iğne oyası örümcek ağı modelinden küpeler hazırlamayı çizimler eşliğinde anlatmaya çalışacağım. Böyle arka kısmına büyük örümcek ağları, ön kısmına da arkadaki rengi gösterecek hem de küpemizi tamamlayacak başka bir renkte arkaya oranla daha küçük motifler hazırlayarak böyle şık küpeler elde edebiliriz arkadaşlar. Ben size birkaç rengini göstermek istiyorum. Böyle pastel pembe rengin ön kısmına yine pastel renklerde bir yeşil rengi tamamlayarak bu tarz küpeler elde edebilirsiniz. Şurada bu renk tam kamerada kendini göstermiyor ama aslında pembe rengin yine pastel pembe rengin ön kısmına bordo renkte hazırlamış olduğum bir küpe arkadaşlar. Işıktan kaynaklı maalesef bu rengin bir ihaneti söz konusu. Tam kendini göstermiyor. Ama pembe ile bordo rengin bir uyumu söz konusu arkadaşlar. Evet, modelin yapılışına geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup zil işaretini tıkladığınız zaman yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer videolarımızı faydalı görüyorsanız beğenerek, yorum yaparak ve özellikle takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, bugün şu İki renkte küpeler hazırlamayı planlıyorum. Bu iki rengin de uyumu gerçekten çok harika geliyor bana. Evet, örümcek ağı modelimizin yapımına başlayabiliriz. Şu ortadaki yuvarlak ipimiz parmağı dolama tekniğimiz arkadaşlar. Bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zürafa hazırlayacağız. Ve daha sonra ilk hazırladığımız zürafanın üzerine düğüm atıp her bir zürafa üzerine düğümler atarak ikinci sırayı tamamlayacağız. Evet. İki sıramız normal, rutin. Farklı bir şey yok. İpimizi parmağımıza doladık arkadaşlar. İğne ipliğimizin altından geçirelim. Ve düğümümüzü atalım. Evet, sayalım şimdi kaç tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 7 tane olmuş. 8.'yi de atalım. Evet, sonra parmağımızdan çıkaralım. Tüm zürafaları şu şekilde düz tutup parmağımızın altında sıkılaştırıp şu ipimizi çekerek yuvarlak oluşturalım. Evet, yuvarlağımız oldu. Şimdi ilk hazırladığımız zürafanın üzerine, bakın 9 numara yaptım, 10 numara ilk hazırladığım zürafanın üzerine düğüm atıyorum. Bu sıradan itibaren iğnemin başına sol taraftan 2 kez doluyorum. Her bir zürafanın içine düğümler atarak bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, 7. zürafamı yaptım. 8. ilk zürafanın içerisine tekrardan
düğüm atarak 8. zürafamı, 2. sıra 8. zürafamı tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar şu ipimi iyice sıkıladıktan sonra arkasını çevirelim. Bu ipimizi kesip yakalım çünkü orta göbeğimiz genişledikçe ölçüyü ayarlamak daha zorlaşacaktır. Yakalım ve çakmağın metal kısmıyla yuvarlaklaştıralım ki düğümün altından kaçmasın. Evet, şimdi ikinci sıramızı tamamladık. Bakın, ikinci sıra için şu an 18 numaradayım. Karışık gözükebilir size ama şimdi üçüncü sıradan sonra izah ettiğim zaman yavaş yavaş kafanıza oturacaktır arkadaşlar. Bakın 18 numara. Artık üçüncü sırada zürafaları hazırlarken, bakın 19 numara nerede? Bu zürafanın en sağ köşesine düğümler atacağım. Yani sıradaki zürafanın ortasına değil, normalde sıra sıra ilerlerken her zürafanın ortasına düğümler atarak büyütürüz değil mi motifimizi? Ama bunu da örümcek ağı motifinin modelinin oluşabilmesi için artık ikinci sıradan sonra zürafanın en sağ köşesine düğüm atacağız. Üçüncü sırayı bu şekilde oluşturuyoruz. Dördüncü sıradan itibaren farklılaşacak. Tekrar söylüyorum. Üçüncü sıra her bir zürafamızın içerisine düğüm atarken en sağdaki yere, yani şu düğüme en yakın yere, bakın bu 18 numara, en yakın yere düğümler atarak üçüncü sırayı devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi göstereyim sizlere. Bakın, zürafamın içine giriyorum. Sağ taraf, sol taraftan başını iki kez doladım. Ve şimdi çok da büyük bırakmayın ipi. Çünkü yavaş yavaş genişleyecek ipim. Her sırada bir öncekine göre daha küçük küçük genişleyerek gideceğiz. Sağ tarafına atıyorsunuz arkadaşlar. Zürafanın içine giriyoruz. Başını iki kez doladıktan sonra bakın ortasına değil sağ tarafa doğru, şöyle görüntüyü netleştireyim, sağ tarafa doğru düğümümü atıyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. İlk sıralarda model kendini çok belli etmez ama üste doğru devam ettikçe örümcek ağının oluştuğunu görebilirsiniz. Sağ tarafa doğru düğümümüzü atıyoruz. İpimizi çok geniş bırakmayalım. Evet, son zürafamı da sağdaki düğüme en yakın yere attım. Üçüncü sırayı tamamladık. Şimdi dördüncü sıradan sonra bu modelin püf noktası arkadaşlar. Dördüncü sıradan sonra çıkıyor. Şimdi bakın, üçüncü sırada düğümümüzü sağ tarafa attık. Ama dördüncü sıradan itibaren arkadaşlar artık bakın düğümlerin içinde iki tane çizgi var. Bu ne demektir? Bu dördüncü sıra. Yani bunu özellikle çizdim ki modele baktığınız zaman, çizime baktığınız zaman karmaşık gelebilir size. Ama düğümün altındaki iki tane ipliği gördüğünüz zaman hemen hatırlarsınız ki bir alttaki ve bir üstteki zürafanın altından iğnemi geçirip iki ipliğin üzerine düğüm atıyorum diye hatırlamanız kolay olur arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Şimdi üçüncü sırayı tamamladıktan sonra dördüncü sıra için bakın iki tane bu üstteki ve alttaki zürafanın altından iğnemi geçiriyorum. İkisini beraber alıyorum ve yine en sağ düğüme en yakın yere düğüm atacağım. Tabii ipliğimin genişliğini de ona göre ayarlamalıyım. Bakın en sağ tarafa ne yaptım? İki tane
ipin altından iğnemi geçirip en sağa doğru ipimin de ölçüsünü güzel ayarlayarak en sağ düğümümü atıyorum. Bakın. Artık dördüncü sıradan itibaren arkadaşlar, şöyle tekrar yakından göstereyim size. Dördüncü sıradan itibaren her zürafanın içerisine düğüm atarken 1, 2, 2 tane ipi beraber alıyorum. Ve düğümümü en sağ diğer düğüme en yakın yere atıyorum. Evet, bütün püf nokta bu modeli hazırlarken. Bu şekilde 10 sıra çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dördüncü sırayı tamamladım. Şimdi beşinci sıra için yine iki tane ipimi alarak, üzerine düğüm atarak, en sağ köşeye düğüm atarak devam ediyorum. Her sırayı yaparken bir öncekine göre ipimizin bir tık genişlemesi gerekiyor. Onu dikkate alalım. Genişleyerek büyüyeceğiz. Gerdirirsek modelin görüntüsü istediğimiz gibi olmaz arkadaşlar. Evet, 5. sırayı tamamladık. 6. sıraya geçiyoruz. Yine ipimizin, 2 tane ikili ipimizin altından, yani en son ve bir altındaki zürafanın altından iğnemizi geçirip ikili ikili almaya devam ediyoruz ve düğümümüzü en sağ köşeye atıyoruz. Ve sıkılarken de arkadaşlar sağa doğru çekerek sıkılayın ki düğümün eğimi sağ tarafa doğru olsun. Artık yavaş yavaş bakın örümcek ağ modeli ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle 5. sıradan itibaren. Bakın.
Evet arkadaşlar, 2, 4, 6 sırayı tamamladık. 7. sıraya başlıyoruz. Aynı tekniği devam ettiriyoruz. Sadece sağ tarafa doğru diğer düğüme en yakın yere düğümümüzü atıp ipimizin genişliğini her sırada bir öncekine göre biraz daha artırıyoruz. Düğümünüzü atmadan önce şöyle ipinize bir bakıp büyüklüğünü iyi ayarladıktan sonra düğümümüzü sıkılayalım arkadaşlar. Kolay ama ayarlaması biraz belki pratik gerektiren bir model. Sağ tarafa attığımız düğümlerin sağ tarafta kalması gerekiyor. Hem sıkı olması lazım hem de yerlerinden ayrı bir yere kaydıkları zaman örümcek ağı modeli istediğimiz görüntüyü vermez arkadaşlar. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramızı da tamamladık. Şimdi 8. sıraya başlıyoruz. Bakın gayet güzel bir şekilde motif kendini göstermeye başladı. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkili alarak devam ediyorum. 10 sıra yapacağız. Düğümden sonra 8. sırayı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet, 8 sıra tamamladık. Son 2 sıramız kaldı arkadaşlar. Evet, 9. sırayı tamamladık. Şimdi 10. sıraya başlıyoruz. 10. sıra için yine 2 tane ipimin altından iğnemi geçirip düğümümü atıyorum sağ tarafa doğru. Ve ipimin büyüklüğünü bir önceki ipe göre birazcık daha geniş tutuyorum.
Evet, bunu da yapınca bu düğümden sonra 10 sıramı tamamlamış olacağım arkadaşlar. Evet, tekrar bize saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, 10 sıra arkadaşlar çıkarak örümcek ağımızı oluşturduk. Şimdi şu etrafındaki sık iğneleri hazırlayacağız arkadaşlar. Bu normal bildiğiniz sık iğne. Sadece en son sık iğneyi yaparken örümcek ağ şeklimizin bozulmaması için küçük bir tekniğim var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve en üst sırayı sık iğne yapacağımdan dolayı tek katlı ip ile çok muntazam durmayabilir. O yüzden şu ipimi kesmeden çıkarıyorum ve yeni bir ip geçiriyorum iğneme. Etrafında sık iğne epey fazla olduğu için yine ipinizi birazcık uzun tutun. Evet, bakın şimdi iki katlı ipin üzerine geçmiş olacağım. Örümcek ağımın arkasını çeviriyorum arkadaşlar. Şu ipin de devam ettireceğim ki kalın olsun diye. Bu iple beraber son sıra yaptığım 10. sıra. Bakın. Şu ipimi gizlemek istiyorum. Bu yeni ipim. Şu modelimin ön yüzü. Arka yüzünü çeviriyorum. Bu ipi de düğümün altına katacağım ki kalın olsun diye. Yeni ipimin gizlemek için toplam, bakın, yeni ipim, kalın olması için, sert durması için devam eden ipim ve 10. sıra ağımın ipini de içine alarak düğüm atıyorum. Ve modelimi çeviriyorum. Bakın, burası örümcek ağımın ön yüzü. Şimdi bu son sıraya 10 tane sık iğne hazırlayacağım. Evet, düğüm attıktan sonra şu gizlediğim ipimi kesebilirim. Bakın arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane düğüm var. Ama 10.ya dikkat edin arkadaşlar. 10. düğüm aşağıda uyguladığımız tekniklerde olduğu gibi bir alttaki ipi de içine alarak yaptığımız düğüm. Yani şu sık iğnelerin hepsi en son sıradaki ipin üzerine iken en son, yani bu ağın en son yapacağım düğüm bir önceki ipi de içine alıyor arkadaşlar. Bunu niye yapıyoruz? Şekli örümcek ağı şeklinin muhafazası için. Bakın şimdi bir tane oldu. Buraya 10 tane, 9 tane yapalım. 10.yu göstermek istiyorum size. Yalnız bu sık iğneleri yaparken lütfen düğümlerin yerinden kaymaması çok önemli. Düğümleri kaydırırsanız yerinden, sağ tarafa doğru atmıştık hatırlarsanız, o zaman örümcek ağ şekli tamamen bozulacaktır arkadaşlar. Bir de mesela 10 tane diyorum ama en son sıranın büyüklüğüne göre de sık iğne sayınız değişebilir. Evet, 9 tane oldu arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 pardon. Bir tane daha yapıyorum. Evet, şimdi bakın 10.yu şu ipi hatırlarsanız kalın olması için kesmemiştik. Alttan geçiriyoruz, devam ediyoruz. Şimdi 10.yu arkadaşlar bakın şu ipimi de alacağım. Bir alttaki ipi de içine alarak atacağım. Ve örümcek ağı şeklimin korunması için arkadaşlar. Evet, bakın. Şimdi hemen hiç arada ip bırakmadan şu ipimi sürdürmeye devam etmeliyim. Bu ipi de altına alarak hemen yan taraftaki
boşluğa geçiyorum. Hemen düğüm atacağım. Hiç ip arası vermiyorum. Ve aynı şekilde buraya da 10 tane lütfen sıkarken dikkatli olun. Düğümler oynamasın yerinden. Evet, 9 oldu arkadaşlar. Bakın 10'uncuyu bir kez daha göstermek istiyorum. Şu alttaki ipi de alıyorum içine. Yani şu anda alttaki ile beraber üstteki bir de şu kalın olması için devam ettirdiğim ipimle beraber 3 tane ipin üzerine düğüm atmış oluyorum 10'uncuda. Evet, bakın böyle niye yapıyoruz? Örümcek ağ şeklimizin muhafazası için. Aynı teknikle diğerlerini de yapayım arkadaşlar. Video uzamasın. Daha sonra küpe aparatı takmak için üst kısmını beraber hazırlayalım. Evet, örümcek ağımızın en son sırasını sık iğnelerle tamamladık. Şimdi son sık iğnemizi yapraklar arasında ayrılık olmasın diye, bakın şu ilk başladığım sık iğne yapmaya başladığım yerdeki şu aradaki ipimden iğnemi geçiriyorum ve buraya bir tane başına dolayarak bir düğüm atıp iki yaprağımı birleştirmiş olacağım. Evet, burada kesebilirim artık ipimi ve arkasındaki en üst sırayı biliyorsunuz iki katlı yapmıştım daha böyle sert durması için, o ipimi de kesiyorum. Şimdi şunu hemen birazcık yakayım. Evet, bakın örümcek ağımız tamamlandı. Küpe aparatımızı takacağımız yeri hazırlayalım şimdi de. Bakın. Küpe aparatı takacağımız yer için arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye düğüm yapacağım. Bakın şu birinci sık iğne, şu sık iğneden iğnemi geçiriyorum ikinciden. İkinci sık iğneden iğnemi geçirdim. İpimi üzerine koyuyorum arkadaşlar. Ve başına doluyorum. Ve şöyle arkasını çeviriyorum örümcek ağımın. Yine bu kanattan birinci sık iğneye atlayıp ikinci sık iğneye tekrar iğnemi geçiriyorum. Bakın şu ipimi de arasına alacağım ki burayı da iki katlı yapmak istiyorum. Evet. Düğümümü sıkılıyorum. Tekrar ön yüzünü çeviriyorum örümcek ağımın ve bu oluşturduğum zürafanın içerisine 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yapacağım. Evet, 6 tane sık iğnemi yaptım. Küpe aparatı takacağım yere hazırladım. Şu iki katlı ipimi şuradan keseyim. Bu ipi de kesiyorum arkadaşlar. Hemen minicik yakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, arka fondaki büyük örümcek ağımız tamamlandı. Yalnız bunun sayıları ile ilgili size hemen bir açıklama yapmak istiyorum. Bakın şu ilk sıra yaptığımız zürafanın üzerine arkadaşlar 10 sıra çıkacağız. Bakın beraber sayalım. Bu zürafayı ilk sırayı geçtiğimiz zaman bu uzattığımız ipleri sayıyorum. Bunu saymadan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yani en üstteki sık iğne yaptığım ipimle beraber 10 sıra çıkmış oldum. Şu içteki en birinci sıradaki zürafayı da sayarsanız toplamda 11 sıra hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Arka fonumuz tamamlandı. Şimdi bunun önüne birbirini tamamlaması için koyacağımız, başka bir renkte hazırlayacağımız minik örümcek ağımızı hazırlama arkadaşlar. Evet, küçük olan örümcek ağımızı bu renkte hazırlayacağımızı videomuzun başında söylemiştik. Şimdi onu ben tekrardan baştan hazırlamayacağım. Çünkü büyük olan örümcek ağımızla yapılışı aynı. Sadece sıra sayısı farklı. Onu izah edeyim. Birinci sıra parmağı dolayıp 8 tane zürafamızı yaptıktan sonra birinci sıranın üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra devam ediyoruz. 6. sıranın üzerine arkadaşlar 6'şar tane her bir sıraya 6'şar tane sık iğne yaparak en üst kısmını arkadaşlar sık iğne ile tamamlayacağız. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken, hatırlıyorsanız bu üst kısımda sık iğne yaparken demiştik ki en son sıranın sert olması için devam ettiğimiz ipimizi kesmemiştik. En son sırayla beraber devam ettiğimiz ip üzerine sık iğne yapmıştık. Ona dikkat edelim ki katı dursun, sert dursun arkadaşlar. Bir de örümcek ağ şeklinin muhafazası için en son attığımız düğüm, yani şu yuvaya attığımız son düğümü bir önceki sırayı da içine alıp düğümümüzü atmıştık. Aşağıdaki uyguladığımız tekniğin aynısı olarak böylelikle sık iğne yaptığımız en son sırada da örümcek ağ şeklimizi muhafaza etmiştik. Sadece sayıları farklı, sıra sayısı farklı, yapılışı aynı olduğu için küçük örümcek yapılışını göstermiyorum arkadaşlar. Ben küçük örümceği yapıp küpe aparatlarımı takıp en son halini sizlerle paylaşayım. Evet, öndeki küçük örümcek ağımızı da tamamladık. Süslendik, taktık, takıştırdık, geldik. Gördüğünüz gibi renk uyumuyla birlikte modelin gösterişiyle çok ortaya böyle hoş küpeler çıktı arkadaşlar. Şu arka fondaki örümcek ağımız, bakın zarafetine, ve onu tamamlayan öndeki minik örümcek ağımızla küpemiz tamamlandı. Şöyle göstereyim tekrardan. Bakın. Duruşu çok zarif gerçekten. Inoya'nın zaten bildiğiniz gibi kendine özgü bir zarafeti var. Ama bu modelle yaptığınız küpelerde gerçekten çok güzel duruyor. Tavsiye ederim arkadaşlar, yapıp deneyin. Beğenildiğini göreceksiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenerek, yorumlar yaparak ve özellikle takip ederek destek olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.